Edebi yakımlar konusunda fütürizmdeyiz arkadaşlar. Fütürizm isminden de anlaşılacağı gibi gelecekçilik alarak Türkçe'ye çevrilen ve geleneklerin hepsine karşı olan ve geleceği şiirin merkezine koyan bir edebiyat akımı olarak karşımıza gelecektir. Fütürizm akımı 20. yüzyılın başlarında İtalya'da Philip Marinetti tarafından ortaya konmuş bir edebiyat akımıdır diyebiliyoruz. Fütürizm akımında temsilciler geleceğin makineleşmiş, dinamik hayatını anlatırken geçmişin durgun ve kuralcı yaşantısında bir kenara iterler. Dolayısıyla fütürist şairler şiirlerini kaleme aldıkları zaman bu şiirlerde ölçü, kafiye gibi kavramları ön almazlar. Dolayısıyla dünya edebiyatında serbest şiir adını verdiğimiz geleneğin gelişmesinde de önemli bir paya sahipler diyebiliyoruz. Aynı şekilde Dadaist şairler de dünya edebiyatında serbest şiirin gelişmesinde önemli bir paya sahiptir. Yalnız Dadaistler hiçbir kuralı ön plana almazken yani kuralsızlığı temel kural olarak karşımıza getirirken fütürist şairler temelde geçmiş ve geleneği ortadan kaldırıp geleceği özellikle 20. yüzyılla birlikte gelecekçiliğin ön plana çıkartılması, gelecekçiliğin ön plana çıkartılmasıyla birlikte de makinenin, hızın ön plana çıkartıldığı bir sanat ya da edebiyat akımı olarak karşımıza çıkmışlardır. Bu akımın sanatçıları her şeyin sürekli bir hareket, değişim halinde olduğunu ve bunun da sanata yansıması gerektiğini savunmuşlardır. Futurist şairlere göre 20. yüzyılda yapılmış bir savaş uçağı, antik Yunan'da yapılmış bir heykelden daha değerlidir. Dolayısıyla gelecekçilik olarak vereceğimiz fütürizm akımı temelde hızı ve ritmi edebiyatın merkezine alan bir edebiyat akımıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte fütürizmde geçmişten beri sürüp gelen tüm sanat değerleri terk edilmelidir görüşü ön plana çıkartılmıştır. Özgür bir şekilde yaşamın hızına uygun yeni anlatım biçimleri fütürist şairler tarafından edebiyata yavaş yavaş kazandırılmaya başlanmıştır. Bunun da en temel göstergelerinden birisi de serbest şiir adını verdiğimiz şiirin yavaş yavaş fütürizm akımıyla birlikte bütün dünyaya yayılmasıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu mantıkla geleneksel dil bir kuralları ve söz bir tamamen ortadan kaldırılmıştır. Şiirde ölçü, uyak, ve nazım birimi gibi her türlü kavram ortadan kaldırmış ve özgür nazım yani serbest nazım biçimi yavaş yavaş dünyaya egemen olmaya başlamıştır diyebiliyoruz fütürizm akımı ile birlikte. Fütürizm akımı sanatın bütün dallarında dinamizmi hakim kılmaya çalışmış ve bu yüzden de geçmiş ve geleneği tamamen ortadan kaldırmış bir edebiyat akımıdır diyebiliyoruz. Fütürizm akımında enerji, atılganlık, tehlike, çalışmanın kutsallığı, militarizm, dünyanın mutluluğu için savaşın gerekliliği, bu enteresan bir şey buna dikkat edelim. Her türlü sanayi atılımı, makine, fabrika, hız gibi konular yoğunlukla işlenmiştir. Makine ve hız ya da makinelerin çıkarttıkları sesler fütürist sanatçıların en çok etlendiği kavramlar arasındadır diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu akımın dünya edebiyatındaki temsilcilerine baktığımız zaman Filip Marinetti ve Mayakovski'yi görebiliyoruz. Marinetti Futurizm akımının İtalyan edebiyatındaki önemli temsilcisi olarak karşımıza gelirken Mayakovski de Futurizm akımının Rusya edebiyatındaki önemli temsilcisi olarak karşımıza gelmiştir. Fütürizm akımının diğer önemli temsilcisi de Apollonieri olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Fütürizm akımının Türk Edebiyatı'ndaki temsilcisine baktığımız zaman da Mayakovski'den etkilenen Nazım Hikmet'i görebiliyoruz. Nazım Hikmet Türk Edebiyatı'nda çoğu kaynak tarafından fütürist olarak geçebilir. Yalnız Nazım Hikmet Türk Edebiyatı'nda fütürist değildir. Sadece Mayakovski'den etkilenerek hayatının belli bir döneminde fütürizm akımından etkilenerek şiirler kalem almış bir sanatçıdır. Yani tam anlamıyla fütürist olduğunu söylemek pek de mümkün değildir. Sadece Nazım Hikmet Türk Edebiyatı'nda bazı şiirleri de fütürizm akımından etkilenmiş bir sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar.